Evet değerli basın mensupları, EYT'lilerin örgütlü mücadelesi ve genel başkanımızın ısrarla dile getirmesi sonucu EYT kanunu nihayet meclise geldi. Ama nasıl geldi? Çalışma Bakanı demişti ki 99 öncesi bütün şartlara geri döneceğiz demişti. Fakat getirilen kanunda yaş şartı kalktı, prim şartı kalkmadı. Yani mağduriyet devam ediyor. AKP iktidarı bir sorunu çözerken veyahut da kerhen çözmek zorunda kalmışken yeni mağdurlar yaratmadan hiçbir işi doğru dürüst beceremiyor. Bu mücadelenin asıl başarısı EYT ile mücadele edenlerindir. Ne demişti Sayın Erdoğan? Seçim kaybetsek bile yokuz demişti. Çift dikiş maaş alacaklar demişti. Ama ne oldu? Ne değişti? Değişen şu. Seçimin yaklaşıyor olması. Çünkü bunlar yandaşları gelince bol kesiden verirken hakkı olanı hakkı teslim etmede o mantığı, o hakkı teslim etmeyi zayi olarak görüyorlar. Yapılması gereken nedir? Yapılması gereken içine intibağın olduğu, kademelendirmenin olduğu, staj mağdurlarının sorunlarının giderildiği, deprem mağdurlarının sorunlarının giderildiği köklü bir yasa getirmektir. Ama bunu bu iktidar bu saatten sonra da yapamaz. Bunların hepsini ilk seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi önderliğinde Millet İttifakı olarak bizler yapacağız. Bu sabah on binlerce SMS aldım. SMS'ler aynen şöyle. Biz Sayın Bakan'a güvendik, inandık. Doğum borçlanması için, askerlik borçlanması için bankalardan kredi çektik. Şimdi 5000 gün olmayınca 5975 güne kadar bizim çalışmamızı istiyorlar. Prim ödememizi istiyorlar. Zaten biz şu an çalışmıyoruz. İşsiziz. Bir de bankalardan kredi çektik ve şimdi borç batağı içindeyiz. Dolayısıyla bu önemli bir konu. Sayın Bakan'ın ve hükümet yetkililerin bunu duymasını talep ediyoruz. Depreme de takılıyorlar. O 1999 depremi nedeniyle işlemleri yapılamayanların da mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Adalet Kalkınma Partisi maalesef bizim vaatlerimizi yarım yamalak yerine getiriyor. Doğru düzgün yapılması için çok az bir zaman kaldı. Biz bu vaat ettiklerimizi hak edenlere 3-4 ay sonra bir bir yerine getirmeye başlayacağız. Arkadaşlar ilk önce belediyeden hiçbir belediyeden bir işçi çıkarmayacağız dedi. Ama hepsini çıkardılar. Mersin'de çıkardılar, İstanbul'da çıkardılar. Ve ulaşım öğretilerek ücretsiz olacak dediler. Hiçbirini yapmadılar. Önce bunu yapın, önce. Önce siz, önce genel başkanınızın sözlerine arkasında durun. O ne dediyse onu yaptırmaya çalışın önce. Ya İktidar olmak öyle zor bir iş yani. Bakın CHP'ye bakın. Diğerlerine bakın. Ortaklarına bakın. Bunların icraat noktasında böyle gıdım miktarı yaptıkları yok. Belediyelere bakın. Yaptıklarına bakın. İnsanlara zulmeden bir yapılırlar. Şimdi EYT'yi hallediyoruz diye şamataları ondan istismar argümanları ellerinden çıktıkça bağırıyorlar. Niye? Millet diye dertleri yok bunlar. Bunu bilin bakın şov yapıyor. Bunlar iş bu. Biz icraat yaparız. Bunlar şov yapar. Hayatları budur arkadaşlar bunların. Ben şu anda belediyelerde iktidarlar değil mi? Gidin belediyelere bakın. Allah aşkına gidin bakın ya. Zulmetmişler. Bakın İstanbul'da 17 bin tane insanı kapının önüne koymuşlar. Çünkü bunların insan diye dertleri yok. Sonrası kademelendirme gelmeden 7 mağdurlar mutlaka gelecek. 12 bin sonrası mutlaka adalet getirilmeli. Aksi takdirde kademelendirme getirilmediği takdirde milyonlarca insan yine mağdur olacak. Mağdur yaratmadan hiçbir iş yaptığınız yok. Bakın bakın. Yarattığınız tabloya bakın. Bir günden dolayı 17 yıl emekliliği ertelenecek. 2000 yıl sonrası kademelendirme gelmediği takdirde bu çıkan kanun yarım yamalak olacak. Bu iktidar 2008 yılında çıkarmış olduğu yasayla 65 yaşa kadar herkesi
çalışmaya mecbur etti. EYT eğer genç emeklilikse eğer EYT, o zaman 65 yaşına kadar çalışmayı niye zorladınız? Derdiniz şu, seçim geliyor ve kaybediyorsunuz. Ne yaparsanız yapın kaybedeceksiniz. Tüm tuşlara basmanız lazım. EYT'liler size gereğini yapacak. Bunları yıllardır dinledik sizden Süleyman Bey. 20 yıldır iktidarsınız. 20 yıldır iktidarsınız. Vatandaşın karnı tok artık. Hala ondan konuşuyorsunuz. Yani size bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar, 90 dakika bitti. Uzatmalar oynuyorsunuz. 20 yıldır iktidar olduğunuzu unuttunuz mu? Daha ne bahaneniz var? Allah'ın izniyle. Yar saçlarım güle güle. Recep sana güle güle. Çok iyi bilir. Asaletinden bay bay Erdoğan. Genetik tevarüçten gelen bilgisidir. Bunların... 20... Arkadaşlar, EYT'lilere 8 Eylül 1999 öncesi şartlar neyse o şartlarda emekli olacaksınız dediler. Ama emeklilikte yaşa takılanları emeklilikte prime takılanlar haline getiriyorlar. Emekliler, EYT'liler 5000 gün primle emekli olacakken getirdikleri yasayla 5975 gün prim ödemek zorunda kalacaklar. Ve EYT'liler şimdi EPT'liler oluyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz. 8 Eylül 99 öncesi çırak ve stajyerlerin işe giriş tarihlerini işe giriş tarihi olarak saymıyorlar. Milyonlarca çırak ve stajyer bu düzenlemeyle mağdur olacak. 8 Eylül 99 öncesinde olan deprem yüzünden işe girişini bildiremeyenler var. Bu yüzden EYT miladı 31 Aralık 1999 olmalıdır. EYT'liler bunların derdi seçim, bizim derdimiz EYT'lilerin ve tüm emeklilerin haklarının yerine getirilmesidir. EYT'liler emekli olunca büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklar. Yalnızca 5500 TL maaş alacaklar. Oysa 1999 yılındaki aylık bağlama oranları geçerli olsa şu anda 12.000 TL maaş alacaklar. 5500 TL ile ne kira ödenilir ne de en düşük emekli maaşı 10.000 TL'nin üzerine mutlaka taşınmalıdır. Ve aylık bağlama oranları 99 öncesine taşınmalıdır. Ve EYT'liler 12.000 TL maaşa ulaşmalıdır. Birileri Aydemir'e 21 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatsın. 21 yıldır iktidarda olanların bu millete verecek artık vadide verecek hiçbir şey de kalmamıştır. İbrahim Aydemir tuzu kuru Ali Şeker. O bilmez ki fakir fukara EYT'liyi. Tuzu kuru onun. Alışmışlar yandaşlarını dağıtmayı, vatandaşa verileni zahir olarak görüyor bu iktidar. O çırağı bilmez, stajyeri bilmez. Vatandaşa vermeye gelince onları zahir görüyorsunuz. Siz vatandaşlardan cevap alacaksınız sandıkta. Siz 5'i çeteye veriyorsunuz, biz 85 milyona hakkını verin diyoruz. Emeklilik bir haktır, seçim malzemesi değildir. Memlekette çıraklık yapan, memlekette staj yapanların hakkını düşünmeyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Ama onların hakkını almak için elimizden gelen tüm hakkını sarf edeceğiz. İşçilerin hakları koru. İşçilerin çalıştıkları için halk evet, dezavantırılıyor. Burada bütün farkları siz işverenlere işçileri korumuyorsunuz. Merhaba. Onun için bir ayrıcılık yapıyorsunuz. Özkan Yanma soruyorum. Siz sadece konuşuyorsunuz, sadece niye uçuyorsunuz? Hiçbir iş yapmıyorsunuz. Gereken uçabilir, devlet sağlıklarınızı sadece konuşuyorsunuz. İnsanlar doktorsuz orada. Hastane kapılarında doktor bekliyor. Neredesiniz? Bir de doktoru diye geçiriyorsunuz orada. Neredeydiniz 21 yıldır? Sayın Özkan Yalın. Sen orada konuşurken hem doktorsun, doktor olduğun anda Uşak Devlet Hastanesi'nde uzman doktor kalmadı. Ama orada konuşuyorsun. Boşu boşuna oradan konuşma. Hiç yalan yanlış konuşma. Uşak'ta Devlet Hastanesi'nde uzman doktor var mı? Var mı? Var mı uzman doktor var mı? Boşu boşuna konuşma orada. Kendi kendine burada konuşuyorsun. Uşak Devlet Hastanesi'nde uzman doktor var mı? Ben konuş buradan cevap ver bana. Cevap ver ondan sonra konuş. Boşu boşuna konuş. Özkan Yalın bunların tuzu kuru. Bunlar ne çırak bilir ne stajyer bilir. Bunlar beşli çetenin vekili. İnsanları insan çalıştırır. Bunların tuzu kuru. İşçi çalıştırır ki mağdur ediyorsunuz. Bakırlığıyla sigortalar arasında uçur. Bunları yıllardır dinledik sizden Süleyman Bey. Hikaye bunlar, hikaye söyledikleriniz. Sizin milletten haberiniz yok. Bakın ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Milli iradenin bir tsunamisi geliyor. Göreceksiniz 14 Mayıs'ta bunlar yer ile yeksan olacaklar.
Allah'ın izniyle. Bu millet şov yapanla iş yapanı çok iyi bilir. Asaletinden gelen, genetik tevarüsten gelen bilgisidir. Bunların hayatları budur. Bakın tek adam dönemlerinden geldiğimiz noktaya bakın. Yeniden o noktaya dönmek istiyorlar bunlar. Milleti oraya döndürmek istiyorlar ama millet bunlara fırsat vermeyecek. Aa bakın Yedili Masa'nın öbürü başladı. Bakın arkadaşlar. Onlar bıraktı, yedincisi başladı. Bakın şov, bunların işi şov. Öbürü başladı. Şovmenlerin diğeri başladı. Bakın. İşleri bu. Şuraya bakar mısın ya? Ve arkadaşlar bunlarda sıkılma da yok, utanma da yok. Yani milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar ya. Biz problem çözeriz, biz problem çözeriz. Bunlarsa iftira atar. İşleri budur. Biz çözüm makamıyız. 20 yıldır bakın 20 yılda 200 yıllık mesafe aldırdık biz bu ülkeye. Bunlar ne yapmışlar? Bunların tedavisi, bunların çağrışımı yokluktur. Bunların çağrışımı özgürlükleri daraltmaktır. Bunlar millete hayat hakkı tanımayan siyasi yapıdır. Tamamı için söylüyorum, onu da söyleyeyim. Yani o yedili masanın tamamı için söylüyorum. Bunların lügatinde millet yoktur. Bunlar sadece ve sadece millete zulümle iştigal ederler. Başka bir şey yapmadılar. EYT'liler onların döneminde 120 dolar alıyorlar. 120 dolar. 120 dolar alıyorlar. Yine 120 dolar almaya devam ederler. Ya tarihin en yüksek asgari ücretini vermişiz. Ezbere konuşma oradan. Garo. Bırak sen bunları. Sizin ne yaptığınızı biz biliyoruz. Sizin ne yaptığınızı, belediyelerde neler yaptığınızı biliyoruz. Garo payla. Geç onları. İbrahim Aydemir, tuzu kuru, Ali Şeker. Senin tuzun daha kuru, veli çeker. Alışmışlar yandaşlarını dağıtmayı, vatandaşı verilerin zahir olarak... Yandaşa dağıtmayı sizin belediyelerde gördük. Kimler yandaşları dağıtıyor, belediyelerinizi de gördük. Belediyeleriniz ortada, bakın. Sadece 1 milyar tanıtım. Siz 5 milyon biz 85 milyona hakkını verin diyor. Emeklilik bir hakkı, seçim malzemesi değildir. Hiç hakkın yok. Özkan Yalın. Sen ilk önce iş yerinde çalışan işçilerin hakkını ver. Onların maaşlarını ödemedin. Kıdem tazminatı ödemedin. Mahkeme güçlerine hepsi. İlk önce onları ver. Sen Özkan Yalın. Burada gelip konuşuyorsun. İlk önce kendi üzerine düşeni yap. Özkan Yalın'a soruyorum. Çalıştırdığın işçilerin ücretini, kıdem tazminatını niye ödemedin? Niye mahkemeli buldun? Onu sorursun. Uçakta devlet sağlıkları sahada kullanıyor. İnsanlar doktor siz orada. Var var. Bak bak. Ne oldu? Ağır mı geldi? Sayın Özkan Yalım, sana ben, soruyorum. Ben orada konuşuyorum. Özkan Yalım, sana soruyorum. Doktor olduğum anda uçak devlet hastanesinde. Uçakta 250 tane uzman var. Burada yalan söylüyorsun. Ama sana da bir şey söyleyeceğim. Uçaklarım, bu memlekete hizmet verenin hakkını savunmaya bir insansınız siz. İnternetin hakkını niye savunmuyorsun da? Konuşuyorsun. Bunlar tuzu kuru, bunlar zenginlerin vekili. Bunlar beşli çetenin vekili. Bunlar bilmezler staj, bunlar bilmezler esnaf. Birinci bol kepçe, vatandaşın zayi. Orada boşu boşuna konuşuyorsun. İnsan doktorlarından sen ilk önce görevini yap. Uşak Havalimanı'na 2 yıldır açtırdın mı? Uşak Havalimanı 2 yıldır kapalı. Zafer Havalimanı'na peşkeş çekiyorsun. Uşak'ta 370 bin kişiyi mağdur ediyorsun. Versene cevap. Niye açmıyorsunuz Uşak Havalimanı'na? Zafer Havalimanı'na niye peşkeş çekiyorsun? Uşaklıyı neden düşünmüyorsun? ...65 yaşına kadar emekliliği getiren sizsiniz. EYT geç emeklilikse niye 65'e kadar emekliliği getirdiniz o zaman? Bu tamamen seçim malzemesi. Ama getirdiğinizde bir kere bari doğru dürüst bir şey yapın. Esnafa gel. 9 Eylül'de deprem mağdurlarına gel. Deprem mağdurlarına gel. Deprem mağdurlarına. 1 yılla 17 yıl kaybediyor insanlar. Ona gel. Stajyerlere gel, esnafa gel.
Esnafın kanını kan nemdiniz, çürüttünüz esnafı, bitirdiniz, yok ettiniz. Hodri meydan, hodri meydan. Meclisi açtırıyorum, meclisi. Vekilim diyorlar, şu konuyu sayın ki Kemal Kılıçdaroğlu bir kez söyler mi diye meclisi açtırıyor insanlar. Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor, siz de yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yarım yamalak yapıyorsunuz. Onu da yarım yamalak yapıyor. Bırakın da düzgün yapalım. Hadi bakın, bırakın bu işleri. Önce aday olsun. Önce aday olsun, sonra diyelim. Esnaflar için çıkın beraberini. Sigortasıyla eşit diyelim. Zaman geçti. Aylık malumu oranını %70'den %30'a katsayısını düşüren. Maaşları aşağı çeken siz değil misiniz? Asgari ücreti açlık sınırının altına bırakan siz değil misiniz? Bu ülkeye modern köleliği getiren siz değil misiniz? Yokluğu yoksulluğu yaygınlaştıran siz değil misiniz? 20 bin lira ücret alan birisi emekliliğinde 14 bin lira emekli bağlama aylığı alıyordu. Şimdi 7 bin lira alıyor. Bu sizin eseriniz. Bununla övünün. Bunlar bilmez. Bunların tuzu kuru. Bunlar 500 çeteli zenginlerin vekili bunlar. Bunlar önce esnafı bilmez, bunlar stajyeri bilmez. Şimdi ne alabiliyor? Bunlar bilmezler. Odasını bile alamıyor. Bunlar bilmez. 17 Ağustos depremi bilmezler bunlar. Bunlar müteahhitlerin beşli çetenin vekili bunlar. Güvenlik kurumu da Bağkur Yunanistan'ın eşitsizlik hakkına karşı karşıya kalıyorlar. Sorunuyla karşı karşıya kalıyorlar. Burada tekrar söylüyorum. Bağkur'la sigorta ikisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik kurumudur. Aynı bakın devlet memurlarımızın olduğu şekilde. Onun için tekrar söylüyoruz. Bağkur'la sigorta arasındaki farkı kaldıralım. İşveren Cumhurbaşkanı erken çekti. Cumhurbaşkanı kendine gelince çift dikiş diyor ama. EYT'lileri gelince çift dikiş diyordu. Ne oldu? Bir de bunlar kredi diyordu. Ne oldu? Seçim kaybetsek de diyordu. Seçimiz evet seçim kaybetsek diyordu. Ne oldu? İşinize geldi. Ne oldu? Allah bu demokrasiden razı olsun Allah. Demokrasiden razı olsun. Biraz daha giderse para vereceksiniz üste. Seçimi kaybettiğini görüyorsunuz. Üste para vereceksiniz vatandaşa. İyi ki demokrasi var, iyi ki seçim var, iyi ki sandık var. Yoksa 5 yıldan beri ne fakiri hatırladınız ne fukarayı. Ne EYT'li hatırladınız ne çırağı, ne esnafı hatırladınız ne yoksulu. İyi ki sandık var. Komisyonumuzun 31. birleşimini açıyorum. Gündemimizde 2 Taksim 4914 esas numaralı Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş. Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri, Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Ankara Milletvekili Mustafa Destici ile 207 milletvekilinin sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi bulunmaktadır. Kamuoyunda kısaltılmış haliyle EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar konusundaki kanun teklifini bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müzakere edeceğiz. Uzun vadede 5 milyona yakın insanımızı ilgilendiren, aileleriyle birlikte düşündüğünüzde çok daha geniş bir toplumsal kesimi ilgilendiren bu önemli düzenlemeyi bugün müzakere edeceğiz. 4 maddeden oluşuyor. Yürütme ve yürürlük dışında esasa ilişkin 2 maddemiz vardır. Burada gün boyunca kapsamlı bir değerlendirme yapılacak, müzakereler yapılacak. Ben şimdiden bu müzakerelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yapı ve sivil toplum kuruluşlarından, bu arada meslek kuruluşlarından, STK'lardan, pilot arkadaşımızı da davet ettik. Onlara da maddelere geçtiğimizde görüşürüz. Kameralara teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Basın kalmaya devam edecek elbette ama karar yardımcımızdan başlayalım. Cengiz Yalıdoğlu, Hazine Maliye Bakan Yardımcısı.
Adnan Ertem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı. Kürşat Aral, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı. Mikrofona yakın konuşursak duyuyorsun sesimiz. Nevi Özgür, SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız Hizmet Hakkıyla Çalışanlar Emeklilikler Başkanı. Arkadaşlar, yalnız bir saniye başlamayalım. Kameralar yeterince detay almadıklarını söylüyorlar. Bir dakika bir fırsat verelim, detay alsınlar, çıksın. Arkadaşlar, salon içinde rica ediyorum. Biraz detay almalarına fırsat verelim, kameraların ağzından başlıyor. Basın mensuplar, Cumhur İttifakı çözüyor. ATV çekemedi anasını. Arkadaşlar, burası komisyon çalışmamızı yapacağız. Anons çeksinler ya. Başka platformlar duymayan mikrofonları Sayın Baylar öyle bir merakım da yok ya. Yani. Hadi ama görüntü öyle başkan. Görüntüyü bilemem. Anons çekiyorlar ya. Burada birkaç mikrofon daha kaldı. Onları zaten... Denere kazgı atmasın. Taş onun için gel. Operatifle kaldıralım. Salon biraz sıcak oluyor. Hafif burkancı. Evet, galiba şimdi daha rahat tanıdan gelecek arkadaşlar. Gelmeden başlayalım. Hemen çalışıyoruz. 15 saniye. Arkadaşlar. Evet, detay yetmez mi bu kadar arkadaşlar? Teşekkür ediyorum.